fx'i eksi 1 bölü x eksi 1'in karesi olarak tanımlamışlar ve fx'in x eşittir 1'deki tek taraflı limiti için doğru olan ifadeyi bulmamızı istemişler. Ekranda 1'e hem sağdan hem de soldan yaklaşan bazı terimler görüyoruz. Yapmamız gereken şey ise fonksiyonun bunların herhangi birinde sınırsız olup olmadığını yani artı ya da eksi sonsuza gidip gitmediğini bulmak. Bu soruyu çözmenin birkaç yolu var ama sanırım aralarında en açıklayıcı olanı ikisini ayrı ayrı el almak olacak. Demek istediğim x 1'e pozitif taraftan yani sağdan ve negatif taraftan evet soldan yaklaşırken fx'in limitini bulmamız gerektiği. Evet bu sağ taraftan bu da sol taraftan oluyor ve bunu anlayabilmek için hemen küçük bir tablo çizip bire sağdan ve soldan yaklaşırken neler olduğunu daha iyi kavramak için bazı değerler vereceğim. Buraya x'i buraya da fx'i yazalım ve tablonun aynısından bir tane de buraya çizelim. Peki. Peki şimdi 1'e sağdan yaklaşırken 1'den büyük sayılarla karşılaşacağımız için örneğin 1 virgül 1 değil mi? Veya 1,01'i deneyebiliriz. Peki f 1,1. Eksi 1 bölü 1,1 eksi 1'in karesidir öyle değil mi? Paydada 0,1'in karesi kalacağı için şöyle yazayım. Eksi 1 bölü 0,01 değil mi? Bu da eksi 100 eder. Doğru mu? Evet eksi 100. x 1,01'e eşit olduğunda ise eksi 1 bölü 1,01 eksi 1, 1, 1. Evet, bunun karesi. Payda da 0,01'in karesini elde ederiz. Öyle değil mi? Ve bu da 0,0001'e eşittir. Evet, eksi 1 bölü 0,0001 ise eksi 10.000 edecektir değil mi? Şunu silip yerine eksi 10.000 yazalım. Peki, burada yani 1'e pozitif taraftan yaklaştığımızda fx'in eksi sonsuza doğru sınırsız bir fonksiyon olduğunu görüyoruz. Evet, eksi sonsuz. Aynı şeyi bir de burası için yani 1'e sol taraftan yaklaştığımız durum için yapacak olursak, 0,9 ve 0,99'u deneyebiliriz. 0,9'dan da eksi 100'ü elde edeceğimi görüyorsunuz öyle değil mi? Neden mi? Bakın 0,9 eksi 1 eksi 0,1 yapar ve bunun karesi de 0,01'e eşittir. Eksi 1'i 0,01'e böldüğümde de evet eksi 100 elde ederim. Eğer tam olarak anlamadıysanız ee, ya da bir saniye işlemleri neden yapmıyorum ki değil mi? Bir saniye. Eksi 1 bölü şu an x'in 0,99 olması durumunu inceliyoruz. Yani 1'e sol taraftan 1'den küçük sayılarla yaklaşıyoruz. Eksi 1 bölü 0,99 eksi 1'in karesi. 0,99 eksi 1 eksi 0,01'in karesi eder. Eksi 0,01'in karesi ise 0,0001'dir. Öyle değil mi? Yine az önce olduğu gibi eksi 1 bölü 0,0001 işlemine geldik. Dolayısıyla sonucumuz 10.000 eder. Değil mi? Hemen düzelteyim. Eksi 10.000 eder. Peki x'e hangi taraftan yaklaştığımızdan bağımsız olarak eksi sonsuza doğru gittiğimizi görüyorsunuz değil mi o halde doğru cevap hangisi bu olmalı Videonun başında da söylediğim gibi bu soruyu çözmenin başka yolları da var. Mesela bu ifadenin yapısını biraz daha yakından incelersek. Bu eksiği şimdilik görmezden gelelim. Pi sabit bir sayı olduğu için her zaman pozitif olacaktır. Evet, paydaki 1 her zaman pozitif. x eşittir 1 burası 0 olur ve ifade tanımsız hale gelir. Ama 1'e yaklaşırken aynen burada da gördüğümüz gibi x pozitif ya da negatif olabilir ama karesini aldığımızda yine pozitif bir değer elde ederiz öyle değil mi? Hemen bir dışındaki herhangi bir x değeri için paydada pozitif olacak diye not edebilirim. Evet sonra pozitif bölü pozitif de pozitif eder ama sakın ifadenin başındaki eksi işaretini unutmayın olur mu? O halde bu ifade x'in bir dışındaki tüm değerleri için negatif olacaktır diyebiliriz. Zaten fx x eşittir 1 için tanımlı değil. Kısacası bu ifadeden sadece negatif değerler elde edeceğimizi yani pozitif bir değer elde etmemizin zaten mümkün olmadığını söylemek istiyorum. Buradan da cevaba ulaşabilirdiniz.